Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Vatanımı çok seviyorum. Milletimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Daha önce çok kez şöyle örnek veriyordum. Çok zor bir coğrafyadayız. Hemen altımızda Doğu Akdeniz'i, Suriye'si, Irak'ı, İran'ı çatışmalar, yukarıda Ukrayna, Rusya sürekli çatışma. Bir tarafta Yunanistan bir yerleri kaşıyor. İşte Kıbrıs meselesi, petrol, şu bu. Çok zor bir coğrafyadayız diye böyle aktarıyordum. Ve şöyle örnek veriyordum. Hani gençlerimiz bazen gidip oradaki ta kuzeyden falan ülkeler alıp ya bunlar da böyleymiş bak niye biz böyle değiliz falan dedikleri için diyordum ki biz İskandinav ülkesi değiliz. İsveç değiliz, Norveç değiliz, Finlandiya değiliz. Onlar fok balıklarını konuşabilir. Bizim altımızda üstümüzde bombalar, işte istihbaratlar, şunlar bunlar. Biz böyle bir yerdeyiz. Böyle güzel bir coğrafyanın bedelini ödüyoruz diye aktarıyordum. Gündemi daha iyi değerlendirebilsinler diye. Ancak ben dahi bu kadar geliştiğimizi gerçekten bilmiyormuşum. Gerçekten şu pandemi dönemi ülkemizin ne kadar iyi bir noktada olduğunu sadece bize değil tüm dünyaya gösterdi. İşte yazıyorlar işte daha geçen okudum CNN International gelmiş ABD'de Avrupa Birliği'nde dahi böyle hastaneler böyle hizmet yok diye. Daha bugün çıkan haber işte Amerika'daki sitelerde vesaire internette arattığınızda görürsünüz bir sürü örnekler. Verdiğimiz yardımlar zaten gırla burada hep işlemeye çalıştım. Elimden geldiğince ama o kadar çok ülkeye gönderiyoruz ki tek tek işlemek mümkün değil. Böyle bir ülkeyiz. Ancak o yukarıda falan dediklerim fasafiş, işte sosyal devletmiş, şuymuş, buymuş. Ben kendimce örnekler veriyordum ama onlar ne ki? Şimdi İsveç'ten işte bir örnek vereceğim. Leyla Gülüşken, İsveç'in Malmö kentinde yaşayan gurbetçi bir kardeşimiz. Bir video çekiyor. Diyor ki, babam işte bu yeni tip koronavirüs buna bulaştı. Yardım edin. Ambulans geliyor, bizi tersliyorlar, bize kızıyorlar. Tedaviyi bırakın, bize bir maske, bir eldiven dahi vermediler. Bizlere test kiti vesaire hiçbir şey uygulamalar. Evin içinde babası düşünün. Ondan sosyal devlet diye örnek veriyorlar ya. Bunu söylüyor, videosunu paylaşıyor. Anında, şey büyükelçilik falan değil, anında Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız müdahale ediyor. Özel jet ambulansla gidiyor, alıyor, getiriyor. Allah aşkına, Allah aşkına milletiyle, vatandaşıyla bu kadar ilgilenen bir başka ülke var mı ya? Düşünün. Allah aşkına bir şükredelim ya. Bir sevinelim ya. Devletimizin yüceliğini görelim. Nasıl bir boyuta ulaştığını görelim. Yani geçmişin örneklerine falan bile aktarmayacağım. İşte geçmişte tüp kuyrukları hastanelere gidiyor. İşte hasta gitmeyen hasta oluyor. Saatlerce bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, SGK. Hiç bunlara girmeyeceğim. SSK'ya batırdım. Bunlara girmeyeceğim. Şu anda zaten şu anda o hani biz eksiden artıya geçtik diye zaten bunun örneği var. Normalden yukarı değil. Hani o İsveçli örneğini verdiğim zaman hatırlıyorum şöyle diyordum yani adam zaten normal şeyi devam ediyor. Biz eksiden aldık adam batırılmış ülkeyi verdiler. Batırdılar bunlar gerçek. Yani bunu bir tek biz değil işte Kılıçdaroğlu kendisi de söylüyordu SSK'lar vesaire hatırlayın ya. Ya gidin annenize falan sorun. Yani farklı muhalif falan da olabilir sorun gerçeği anlasın. Ha yine desteklemeyebilir olabilir kendi tercihidir. Ama şunları görelim geldiğimiz yeri bir görelim. Daha geçen hafta da Fransa'dan bir vatandaşımızı aldık. Ya bunlar hani mesela yukarı Finlandiya, o İsveç ülkeleri vesaire dünyanın en geliş sosyal devletleri falan geçer. Fransa falan biliyorsun dünyanın en süper devletlerinden, Avrupa'nın en güçlerinden, Almanya, Fransa vesaire. Amerika'sının durumunu zaten biliyorsunuz. Türkiye'ye ihtiyacımız vardı işte kitleri aldılar. İngiltere'si hani güneşi batmayan ülke diye, Türkiye bize yardım etsin diye burada işledik bunları. Şunları görelim, gerçekten görelim. Ya bir mutlu olalım. Ben bugün... Ya ağladım şey izlerken. Şimdi size de görüntüleri izleteceğim. Önce oradaki gurbetçi kardeşimizin görüntülerini ardından da Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesini dinleteceğim. Detaylara vakıf olalım diye. Önce bu kardeşimizin o yardım çağrısı bir haberleşmiş dosya halinde onu aktarayım. Ardından da Cumhurbaşkanımızla görüşmesini aktaracağım. Sonra bir farklı bir konuya daha değineceğim. O görüntülere geçmeden önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bakın o bildirim zili önemli diyorum. Daha geçtiğimiz iki video önce işte İBB 23 Nisan Cüneyt Özdemir Canan Kaftancıoğlu tartışmasını işlemiştim. O videoda aramalarda çıkmadı. Hiçbir şekilde çıkmıyordu. Bana da Instagram'dan yazdılar. Abi videoya bakıyoruz. Yok. Çünkü normal YouTube aramalarında videonun ismini daha yazıyorsun. Kendi ismimi yazıyorum. Yok. Sadece kanala tıklayıp izlenebiliyormuş. Veya bildirim gelenler izleyebilir. Belki birçoğunuz da izlememiştir. Bakabilirsiniz. Daha yeni o aramalarda o video gözükmeye başladı. YouTube bizi geri plana atıyor. Bunun kırılması için de lütfen destek olun.
Abone olmamış olanlar abone olsun. Olanlar da birer kişi, ikişer kişi abone ederse ve videoyu beğendiğiniz zaman ve videoda kalma süresi uzun olduğu zaman, çünkü soruşturdum yani kanalın tehlikesi, kapanma tehlikesi olabilir diye. Çünkü daha öncesinde de videoyu ikinci kez yükledim. İlkinde direkt şey verdi, videoyu kaldırdı. Orada zaten mailini de koydum ikinci yaptığım videoda. Yani o videoyu ikinci kez yüklediğimde direkt ihtar verdi ki içerisinde de öyle şey bir şey de yoktu yani. Nefret söylemi diye koymuş ve haber aktarıyoruz. Ama bunu gayrimilli kanallara yapmıyorlar. O yüzden destekleriniz önemli diyorum. Videoyu da beğendiğiniz zaman video ön plana çıkıyor. Daha çok kişi bu gerçekleri görmüş olabiliyor. Evet. Şimdi haberin detaylarını aktarayım. Ondan sonra Cumhurbaşkanımıza konuşmasını aktaracağım gurbetçi kardeşimizin. İyi seyirler. Birkaç gün içinde durumu kötüleşti. Hastaneye aramak zorunda kaldık. Babam kendisi nasıl hissettiğini bana tercüman ederken doktorun söylediği şuydu. Konuşabiliyor, gayet durumu iyi. İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Durumu gittikçe kötüleşen Gülüşken'in tedavisi için kızları her yolu denedi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken bu süreçte yaşadıkları her şeyi CNN Türkiye anlattı. Yine hastaneye aramak zorunda kaldım. O zaman bir doktor gönderdiler eve. Durumun gerçekten ciddi olduğunu görünce ambulans çağrıldı eve. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken durumunun yeterince ağır olmadığı gerekçesiyle tekrar evine gönderildi. Leyla Gülüşken maske ve eldiven de vermediklerini söyledi. Emrullah Gülüşken'in durumu günden güne kötüleşti. Bundan birkaç gün önce yine ben ambulansı aradım. Ambulans eve geldi, kavga eder gibi siz bizi niye aradınız dedi. Babamın durumu böyle böyle diye ben olayı anlattım. Bir ilaç yok ki verelim dedi. Kapıdan çıkarken bir daha arama dedi. Leyla ve Samira son çare olarak sosyal medyaya başvurdu. Çektikleri videoyla başlarından geçenleri anlattı. Yapılan paylaşımlarla o video Sağlık Bakanlığı'na ulaştı. Bakanlık hemen harekete geçti. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan. Onlar da aynı şekilde bize tweet attı ve bize yardım edebilecekleri, her koşulda yanımızda olduklarını gösterdiler. Bu bize güç verdi. Hiç vakit kaybetmeden ambulans uçak gönderildi ve Emrullah Gülüşken iki çocuğuyla birlikte tedavi için Türkiye'ye getirildi. Yani şu an benim babamın orada olması benim için çok iyi. Ben mutluyum, huzurluyum, güvende hissediyorum. Leyla çalışmak zorunda olduğu için İsveç'te kaldı. Fakat kendisi ve kardeşlerinin sağlığı için de endişe duyuyor. Bize de test yapılması gerekirken bize test yapılmadı. O yüzden bizde var mı yok mu bilmiyoruz. Elhamdülillah. Nereden nereye? İsveç basınına da yansıyor bu. Bakın İsveç gazetelerinin, televizyonların attığı başlıkları, haberleri aktarayım. Hani belki izleyip de böyle tam bir muhalif kılıç kalkan çekmiş beni bekleyenler varsa en azından onlardan duysunlar bu gerçekleri. Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü başlığıyla duyurdu haberlerde. Hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıyı Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır" mesajıyla karşılık verdiğini vurguladı. İsveç Devlet Televizyonu CVT ise haberinde İsveç'te tedavi göremeyen COVID-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım istediğine Bakan Koca'nın cevap verdiğini vurguladı. Haberde Fahrettin Koca'nın Gülüşken'in kızına "Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır, Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" mesajı verdiğini aktardı. Expressen gazetesi ise "Koronavirüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu" başlığıyla okuyucularına duyurdu haberinde. COVID-19 hastası bir babanın çocuklarının sosyal medyadan yayınladığı videonun ses getirdiğini aktardı. Skona İl Genel Meclisi Başkanı Jimmy Gottfriesen, "Birçok koronavirüs hastası hastanede tedavi olmuyor, evde karantina altında tutuluyor" açıklamasına yer verildi. CVD gazetesi ise Türkiye Trump Havalimanı'ndan hasta aldığı başlığıyla haberi okurlarına duyururken 47 yaşındaki COVID-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteklerinin Türkiye tarafından karşılandığı bildirildi. Bu haberleri aktardım ancak daha da uzun, daha çok haber var orada çıkan. Hatta İsveçli siyasiler de ya biz de korona yakalandığımızda Türkiye'ye mi gideceğiz diye kendi hükümetlerine, sosyal devlet anlayışlarına laf ediyorlardı. İnternetten de bakabilirsiniz, daha çok uzun haber var. Yani durum böyle dostlar. Bak örnek olarak bu kadar ateş çemberinde, ateş altında bunu bir iyi okuyalım ya. Bütün dünya Türkiye'den gidiyor bütün yardımlar, şeyler. Hem kendi halkına hem milletimiz bakıyor. Hem de şu anda stable doğru gidiyor elhamdülillah. Onu da yakında işleyeceğim. Durumu şöyle kısa bir özet halinde bir sonraki videolarda.
Çok şükür. Ama birileri görmek istemiyor. İşte daha Fransa'dan aldığımız hasta var, Almanya'dan getirdiğimiz, daha öncesinde yurt dışında kalanları özel uçaklarla 10 kişiye 5 kişi uçaklarla getirdik. Bunları aktardık. Hatta yurda işte gittiğimiz buraya evine getiriyorsun. Ama insan hain olduğu zaman oraya söven, devletine söven insanlar var. Var. Ama bu gerçeklerde görülsün istiyoruz. Yani ülkemizin ne duruma geldiğini görsünler. Şimdi Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan bu yardım çağrısı yapan gurbetçimizde bir telefon görüşmesi var. Ben duygulandım. Sizlere de aktarmak istedim. Şimdi onu izleyelim inşallah. Ha, Leyla Hanım, hayırlı günler. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Allah cümlemizden razı olsun. Artık emin ellerde Rabbim şifalar versin inşallah. Sağ ol. Görevimizi yaptık. Yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz. Kaç kardeşsiniz? Maşallah. Maşallah. Takibini yapacağız, merak etme. Maşallah. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. İnşallah benim kendi danışmanım bir, o da kardiyologtur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayırlı olur. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Sağ ol. Kardeşlere de çok selam. Sağ ol. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Allah senden, bu ülke hizmet eden kim varsa hepsinden gani gani razı olsun. Elhamdülillah. Sevinin ya. Farklı görüşten de olsan sevin. Korkmayın, bir şey olmaz. Bu devlet bizim. Farklı görüşler vesaire olabilir. Biz burada devlet karşılıklarını istiyoruz. Belki hani biz ön yargıyla girenler edenler olabilir. Özellikle Facebook'ta falan izledikleri zaman orada daha çok şey yorum geliyor. Orada daha çok yayılıyor videolar. Yani bir şey yok. Sevindiğiniz zaman oraya ait bir şey olmuyorsunuz. Bizim devletimizin yaptığı. Geldiğimiz nokta bu. Yine farklı şeyler bulabilirsin. Kulplar bilmem neler. Ama şu durumlara sevinin bari. Bunlara sevinmediğiniz zaman ortak şeyler kayboluyor. Yani o kadar böyle dogma bir öyle bir şey nefret şey oluşuyor ki yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bir tane şey okudum, tweet okudum. Şey diyor bu ayarlanmış bir tiyatro. Arkadaş ne yapılsa diyor, bunların şey anlayışı biliyorsunuz 15 Temmuz'da falan dedi. Neyse girmeye şey yok, hacet yok. Tabii ülkemiz canhıraş, çalışırken bir yandan da karıştırmak isteyen, hizmetlere engel olmak isteyenler var. İşte biliyorsunuz Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamıştı Ekrem İmamoğlu. Hani ne diyordu? İstanbul'un kaynakları kendine yeter falan diye yol yapacak paramız yok diyordu. Sonra nispet olur gibi işte 500 bin ton şey döktük diyordu. Herkes yazdı oradan. Ya oradan döksen Adana'ya kadar yol olur diye. Bunları sallamayla falan gündeme bir şekilde gelmeye çalışıyor. Ancak benim burada aktaracağım bu Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yangın çıkardıkları PKK'lıların. Hani Ekrem İmamoğlu'nu kolayıp kolladığı HDP var ya işte onlar. Onlar yangın çıkarmışlar. Sonradan anlaşılıyor. İşte önce normal inşaatta 3 kez yangın çıkmış. Şimdi araştırıldığı zaman o yangın tüplerini boşalttıklarını vesaire görülmüş. Millet hizmet ediyor. Bunların kol kola girdikleri de bunları yapıyor. Bu da yeni olan bir haber. Açıp detaylarında bakabilirsiniz. Bir de şunu aktarayım. Çok fazla mesaj geliyor. Netflix işte bu yeni yapılan Türk dizilerini vesaire işler misiniz? Ya hatta bazıları kızmış. Ya neden bunu işlemediniz etmediniz hala diye. Bakın orada bazı kavramları kullanmam gerekiyor. Çünkü sakıncalı kısımları onları işlemem, aktarmam gerekiyor. İşte mesela kız kız, erkek erkek diyeyim, siz anlayın. Onları ben kavram olarak söylediğim zaman hop engel geliyor YouTube'da. Daha önce geldi. Bir daha yaptığımız zaman bir hafta veya 10 gün kadar video atamıyoruz. Bir daha yapınca da sesimiz kısılıyor. Bu diğer aktaracağımız gerçekleri de aktaramayabiliriz diye. Ki bu aralar sürekli mailler geliyor işte ihlal, ihtar vesaire. Tabii kanalda tehlikeye girebilir.
O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ama şöyle bir çerçeve etrafında yine işlemeye çalışırım. Ama şunu da hatırlatayım. Bununla alakalı bir köşe yazım da var. Onu okuyabilirsiniz. Daha Netflix ilk daha yayıldığı süreçte ne kadar tehlikeli olabileceğini aktarmıştım. Yani arka planı vesaire. Ki onu belki tekrar da paylaşabilirim. Hani o şekilde de olabilir. Bir sesli makale yapıp. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bu noktada önemli. Videoyu da beğendiğiniz zaman video ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Yine paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Efendim, Melih Esat Acıl olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bakın oradan çok kontak kuruyoruz. Hem video fikirlerinizi aktarıyorsunuz hem de canlı yayınlarla gündemi beraber değerlendiriyoruz. Bu önemli. melihesatacil@gmail.com'dan de ulaşabilirsiniz. Katıl butonundan da kanalımızın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Eğer beğeniyorsanız yayınlarımızı, oradan destek olursanız daha profesyonel şekilde bu yayınları yaparız. Eksiklerimizi tamamlarız. Daha çok gence inşallah bu gerçekleri ulaştırırız. Onlar biliyorsunuz böyle görseli vesaire daha çok seviyor. İşte arka plan şudur budur. Biz de bunları aktarmak için o yolları denememiz gerekiyor. Daha çok gerçeği, daha çok gencimize inşallah ulaştıralım. Evet, evinizde kalın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah ömür verirse diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.